Bu arkadaşlar cümle kurma stratejileri için geldiler. 20 saatlik. Bakalım bir test edelim. Beyefendi sizden başlayalım. Bakar mısınız? Daha önce konuşabiliyor muyum? Daha önce cümlelerin ne olduğunu biliyor muyum? Mesela gitmek'in ne olduğunu biliyor muydun? Bakar mısın? Gitmek bilmiyordum. Ne biliyordun? Gitmek'e ne diyordun? Go diyordum. Go neymiş? To go, gitmek oldu. Go ne? Gitle gitmek arasında fark var mı? Büyük fark var. Mesela örnek verirsen. Go git, to go gitmek. Cümle içinde kurarsak. She goes English course. She goes o cümle olarak değil de Türkçe olarak farkı. Çünkü izleyen arkadaşlar anlamıyorlar gitmekle git arasında değil mi? Ne fark var? Türkçe anlatır mısın? Sen oraya gitmek istiyorum derken gitmek'e. Aynen ben oraya git istiyorum diyemiyorum. Ben oraya gitmek ya da ben oraya gidiyorum derken mek'i atıp yor'a ekliyoruz değil mi? Evet. O zaman uç. Ne demek İngilizce? Fly. Uçmak. To fly. Uçuyorum. I'm flying. Uçuyordum. I was flying. Uçtum. Tarihi belirsiz. I have flown. Evet doğru. Flown. Evet. Dün uçtum. Dün uçtum. Tamam. Tuğlu. I did fly yesterday ya da I flew. Flew. Allah konuşabiliyoruz evet. Evet. Sizdeyim beyefendi. 3 saattir İngilizce öğrenmekteyim. I am learning. Hayır. Geçmiş. Mekteyim, maktayım. I have been learning English for 3 hours. 3 hours değil, hours. Three hours. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hı? Güzel. Peki, pasif bir cümle yapalım, zorlaştıralım. Bakmayalım oraya, kopya çektiğini falan zannederler. Kapatır mısın defteri, şöyle koyar mısın? Yok, hazırlandığımızı, siz de buraya gelmeden önce acaba tiyatromu çeviriyor diye merak etmiyor muydunuz? Etmiyor. Yok peki. Cümle pasif bir cümle. Tamam mı? Dün şey pardon 2 hafta önce nereden aldığımız olsun? Turkcell'den satın aldığım cep telefonu kırıldı. Burada 2 tane cümle yapısı var değil mi? Birisi 2 hafta önce aldığım sonra da kırıldı. Bu pasif. Bizim Türkçe'de edilgen mi deniyor buna? Bilginiz var mı? Aktif olmayan yani voice yapı. Evet. Önce neyi tarif edeceğiz burada? Matematik. Phone. O zaman ne diyeceğiz? The phone. Evet. I... Geçen hafta olduğu için tarihi belirli bir zaman kuruyorsun. I bought. Nereden aldın? From Turkcell. Ne zaman? Geçen hafta. Before. Ha, before'a gerek yok. Geçen hafta. Last week. Evet. It was broken. İte gerek var mı? Was broken. O zaman bir daha cümleyi hissederek söyler misin? The phone. Hı hı. Bought. Kim bought bunu? The phone I bought. Nereden? Evet. From. Bir daha baştan alalım. The phone I bought from Turkcell last week was broken. Bu. Peki daha önce buraya gelmeden önce bu kaç saatlik eğitimin sonucunda bu cümleyi kurabildin? 4-5 saat anca. 5 saat. Daha önce kursa gittin mi? Yok. Kursa gideniniz var mı aranızda? Hiçbiriniz gitmedi mi? Çok eskiden. Böyle cümle yapıları öğrenmediğiniz için konuşamıyordunuz. Evet. Sizden alalım bir tane cümle. Çok çalışıyorsunuz. Yanımdaki oturan kadın benim kız arkadaşımdır. The woman. Ama şimdi burada 2 tane cümle yapacağın için kadından bahsettiğin için neye ihtiyacın var? Who'ya bravo evet. The woman who şu an oturuyor. Is sitting in my hayır, next to me. Baştan alalım. Cümle neydi Türkçe? Yanımdaki oturan kadın benim kız arkadaşımdır. Kız arkadaşını unutma. Tamam. The woman who is
sitting to next to me is my girlfriend. Who'dan sonra iki tane cümle yaptın, iki tane is kullandın. Takip eden arkadaşlar da böyle takip etsin. Şu anki zaman olduğu için is'i koydun ve oturduğu için sitting dedin. Next to me. Sonra ikinci is'i koydun orada. Çünkü who ikinci cümle yapmana müsaade ediyor. Is my girlfriend. O zaman sizden alalım bir cümle. İki yıldır öğrenmek istediğim dil İngilizce olarak adlandırılır. Adlandırılmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Çağrılır ya da hani telefonlarda ara fiili var ya. Kolu pasif yapıyorsun. Yazmıyorsun. Türkçesini yazıyorsun. Hayır. İki yıldır öğrenmek istediğim dil İngilizcedir. İngilizce olarak adlandırılır. Evet. Yazma lütfen. Language, who? Who'ya gerek yok şu an ama. Sadece benim bu language'in seninle olan şey ben öğrenmekte olduğum. İki yıldır Mac'teyim. Yazmıyoruz. Kapatır mısın defteri? Yanlış kopya çektiğini zannedecekler. Evet. The language I have been learning. İki yıldır. Two years. İki yıldır. For two years. Adlandırılır. Özne tekil. Geniş zamanda pasif yapıyorsun. Geniş zaman. Kalbim kırıktır. Gibi. Özne tekil. Geçmiş zaman olmadığına göre ne koyacaksın? Ne dazı? Aa, adlandırılır. Evet. Evet, is called. Call'u ne yaptın? Verb 3 yaptın. Çünkü pasif cümle. Bir daha hissederek söyler misin? The language I have been learning for two years is called. Called ne? Ne olarak? As'i öğrettim mi öğretmedim bilmiyorum. As olarak demek. As? Is called as English. English, okay. İkinci cümleyi alalım. Kaç yıldır çalışıyorsun iş yerinde? Tamam, duyuyoruz. İki yıldır çalışmakta olduğum şirket bilmem nedir artık neyse adı. The company I have been working for two years. Adlandırılır, çağrılır. Is called as X company. Wow, X company olarak. Yakalıyor musunuz arkadaşlar? Ha, yakalıyor musun? Evet. Sana o zaman baştan gidelim. Git. Go. Gitmek. To go. Gidiyorum. I am going. Gidiyordum. I was going. Gittim. Tarihi belirsiz. I have gone. Gone. Evet. Dün gittim. I went yesterday. Gitsem iyi ederim. I should go. Siz arkadaşlar okullarda, kurslarda sizi dinleyen arkadaşlar için söylüyorum. Size melimalı tavsiye olarak öğretiyorlar. Biz burada iyi edersin olarak değerlendiriyoruz. Gitsem iyi ederdim. I should. Gitsem iyi ederdim. Should'u bir geçmişe atıyorsun. Negatif yaptım, pardon. I should have gone. Gone. Hep verb 3. Have artı verb 3 kekliyor. Gidebilirim. Bilmeli. Gidebilirdim. I could go. O zaman if'e geçiyorum. Tamam. Eğer param olursa o arabayı satın alacağım. If I have money, I will buy that car. Bir geçmişe gidiyoruz. Eğer arabam olsaydı satın alacaktım. If I had car. Kaç tane car? I would. Türkçesi neydi? Satın alacaktım. Bu üçüncü hali. Hayır. Would. I would have. Hayır, o gimişe gittiğimizde. İlk hali geliyor. I would. Buy.
Buy it. Evet, onu satın alacaktım. Bir geçmiş, yani bizim Türkçemizde mişli zamana geçiyorsun. Eğer arabam olmuş olsaydı onu alın. I had a car. İki had kullandın, doğru. I had a car. I could have. Hayır, would'lu gidiyorsun. I would have. Bayın üçüncü hali bought. I would have. Arabam olsaydı alırdım. Para yerine arabayı koyduk. Öyle mi oldu? Öyle yapmışız. Ha, cümlenin Türkçesini unuttum. Ben de unuttum. Arabayı alacaktım ya. Sen arabam olsaydı alacaktım. O zaman hızlıca söyleyebilir misin? Hocam. Hocam hızlıca söyle. Eğer param olursa araba alacağım, hızlı. If I have money, I will buy car. Kaç tane car? Hep İngilizler, İngilizler sayıyı hep söyler. If I had money, Hayır. I would buy a car. Evet. If I had money, I would have bought a car. Evet, buraya gelmeden önce hiç bir İngilizce bilgin var mıydı? I go, you go. Çok azdı. Evet. Nasıl? Güzel gidiyor muyuz? Evet, söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Teşekkürler. İngilizce Tom'a gelin. İngilizce Tom'a gelin diyorsun. Peki, teşekkür ederiz.